Arkadaşlar beklenen gün geldi. Biliyorsunuz bana saldırı olmuştu. Bu üçüncü saldırı olan. Duruşmaya gidiyoruz Furkan Küzü ile. Duruşma günü. Hesaplaşma günü. Suç ve ceza. Bakalım adalet yerini bulacak mı? Yolda detayları anlatacağım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar günaydın. Mahkeme kombinim nasıl? Beğendiniz mi? Şimdi arkadaşlar, umarım ses patlamıyordur. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. ODTÜ her ne kadar bilim yuvası, irfan yuvası olsa da okulda maganda tipler de var. Telefon tutmayı yeni öğrenen maganda herifler var. Bu da onlardan biri. Bu çocuk bana ne yaptı? Bu çocuk ben A4 merdivenden yürürken beni düşürmeye, yani tüm gücüyle beni itti. Düşürmeye çalıştı merdivenlerden. Ama tabii ki maymun reflekslerimizle hemen toparladık. İndiğimizde aşağıda bana vurmaya başladı falan filan. Ufak bir tartaklama. Bu zaten çocuk sabıkalı biri. Daha önceden de sayısız gözaltına girdi. İşte okulda Kürdistan bayrağı taşıdığı için şafak operasyonuyla içeri alınan bir tip. TSK'ya kimyasal silah bilmem ne suçlaması pankartları asan bir tip. Okulda terör elebaşlarının pankartını asan bir tip. Bugün onunla duruşmamız var. Bana hatta ilk saldıran çocuğun ev arkadaşı falan, böyle ilginç bilgiler de var. Şimdi hakkımızı aramaya gidiyoruz. Arkadaşlar duruşmadan çıktık. Tahminlerinizi alayım. Tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye'de adalet mi kaldı hocam? Bakın şurada da teraziyi koymuşlar. Görünüyor mu bilmiyorum. Zoom yapamıyorum ama yapacağım. Bir terazi koymuşlar kardeşim. Bir tarafa daha ağır basıyor. Suçlular yine ceza almadı. O zaman biz de ne yapacağız? Çok yapacak bir seçeneğimiz yok. Yani şöyle bir denklem kuralım. Suçlular ceza almıyorsa biz ne yapalım? Bir hemen bir soru. Yorumlarda belirt. Ne yapalım? Duruşmamız ertelendi 11 Nisan'a. Delil yetersizliğinden sanık beraat alacak. Olsun. Bizi kimse sahipsiz sanmasın. Haklarımızın peşindeyiz hala. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bazen böyle olur. Savaşmaya devam edeceğiz. Duruşmaya girdik çıktık. İçeriden görüntü çok çekemedim. Çok saçma bir ortam vardı. Çok gergo bir ortam. Ufacık göt kadar bir yerde girdik zaten. İlk duruşmamızdı. Şimdi otobüsüm gelecek, derse gireceğim. Belki birazcık bu videoda evde devam ettiririm. Bakalım, kendinize iyi bakın. Arkadaşlar selam. Yine ben. Devrime geldim. Yani davaya girdik, çıktık. Saçma sapan bir duruşma oldu. Hakim bana sorduğunda, söylemek istediğim bir şey var mı dediğinde, hakim hanıma dedim ki, bu kararı ben çok saçma buluyorum ya. Hakime bunu dedim ya. Ya çünkü çok saçma abi. Birini gelmişsin sen, sırf fikirlerini beğenmedin diye ya da neden saldırdığını gerçi bilmiyorum da, köşede takip edip sıkıştırıp dövebiliyorsan ve ceza almıyorsan bundan, bu çok saçma. Yani benim can güvenliğim yok kardeşim. Ya önemli olan kısım bu değil. Bir yandan da sevinçliyim çünkü daha önce bunlar birçok kişiye de aynısını yaptı ve kimse dava açmadı. Çünkü bu süreç çok uzun bir süreç. Bak daha Temmuz'da olan olaydı bu. 21 Mart'ta denk geldi. Daha 11 Nisan ertelendi diğer duruşmada. Mesela bundan önce olan, geçen sene Mart'ta olan da olsa daha gelmedi. Mayıs ayında falan olacak. Bu çocuklar da birazcık buna güveniyordu ama birazcık da olsun sahipsiz olmadığımızı, bizim de yalnız olmadığımızı göstermek istedim. Aklımda şimdi iki türlü senaryo var dostlar. Bir, yeni kendi adalet sistemimizi kuracağız. Nedir bu adalet sistemi? Batman. Batman ve Gotham City. Death Note'daki gibi de olabilir. Evet birazcık sıkıntılı ama yani çocuk göz göre göre gözümün önünde yalan söyledi ya. Diyor ki ben bu çocuğu tanımıyorum. Merdivenden inerken çocuk döndü. Bana piç dedi. Ne arkamdan yürüyorsun demişim ona. Sonra çocuğu itmişim falan. Böyle şeyler anlattı. Ağzım açık izledim. Ulan amına koyayım. Kulaklığım takılı. Arkam dönük yürüyorum ve çocuğu tanımıyorum. Beni tüm gücüyle merdivenden iten biri gelmiş bana bunları söylüyor. Bu çocuk ODTÜ Forum diye bir sayfa var arkadaşlar. Bunun admini. Propaganda yapar. Birazcık bundan bahsedeyim. Daha önce gözaltına alınmış bir tip.
devrim yürüyüşünde, devrimde şuralarda yürürken Kürdistan bayrağı taşıdı diye şafak operasyonuyla gözaltına alınan bir tip. İşte TSK kimyasal silah kullandı gibisinden şeyler asan tip. Okulumuzda ne kadar böyle tip varsa hepsinin icabından geleceğiz artık. Bu yüzden sosyal adalet sistemi kuruyoruz arkadaşlar. Bir anda yine karar verdik. Discord'dan ekibimize katılmayı unutmayın. Altta linkini bırakacağım. Madem öyle, biz de böyle abi. Yapacak bir şey yok yani. Ya bunlar 5-10 kişi evet ama mide bulandırıyor. Bak burada bu kadar güzel insan var. Şurada 1-2 tane amcık olursa eğer, amcık dediğim yani orospu çocuğu, tüm tadımız kaçıyor. Ha, bizim keyfimizi kimse kaçıramaz, orası ayrı. Çok ayrı bir mevzu. Ama yine de insan bazen düşünüyor dostlar. Adalet sistemine sinirliyim. Yani şöyle mi olsun? Geleyim ben o zaman alakası birini döveyim. Sırf delil yok, tanık yok, bir şey yok diye ceza almaktan kaçayım. Böyle bir iş var mı abi? Ama bunun ev arkadaşı vardı. O da bana saldırmıştı. Onunla ilgili iki tane davamız var. Birinde neyse ki videolar var okulun içinde. Ulan bir de ben bunlara var ya hiç karşılık vermedim ha. Hiç karşılık vermedim. Ama bundan sonra olacakların sorumlusu ben değilim. Bıçak kemiğe dayandı. Ben de hiç kendimi sinirli görmedim. Umarım siz de görmezsiniz. Kimse görmez. Bilmiyorum abi. Ne olacaklarını ben de bilmiyorum. Ama sıradır öyle bir şeyim yok ya. Bana bulaşmazlarsa ben de onlara bulaşmam. Ama bana bulaşırlarsa biri anasını bu kadar açık ve netim. Kaybedecek bir şey yok. Kafamda Tupac'tan Nothing to Lose çalıyor. Beni sinirletmeyin. Türkiye'de adalet yok abi. Vallahi doğruymuş ya. Vallahi doğruymuş. Ne yapacağız? Bana bir fikir verin onu yapayım. Bunlara ne yapılabilir ki abi? Çok karanlık pis tipler ya. Vallahi anlamadım. Gelmişler 2014'ten beri ODTÜ'deler abi. Salın artık şu okulu ya. Neyse arkadaşlar. Benimle bir duruşma günü böyleydi. Moralleri bozmak yok. Ben bu arada keyifliyim. Sırf yani dava açmış olmamız bile süper bir olay. Buradan tekrardan Magün 06 Muhammed Ali Gün avukatımıza, adalet sağlayıcımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün vekil olarak giren Ramazan hocama da teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. O zaman adaletle ilgili birkaç şey söyle. Teyzemin adı. Adalet teyzenin adı mı? Evet. 16 kilo. Tecelli eden adalete ne denir? Zulüm. Lastiği çıkarttı. Hemen şu işi verset. Manyağını yok. Sonra başka bir manyak gelmiş. Bulmuş takmış. Teyzenin adı adalet mi? Yok. Tamam.